ne olsa API'leri de işte bir sarnak masal işleyelim. Şuraya alıp bir API taptım ben. Şu yerde her gerek siz şu API request eden varsanız şu API size randomly öyle bir sarnak zat veriyor. Pişirin suratını veriyor. Ne görüşümü de alıp pişirin suratını veriyor. Bir de ne etmek için? Şurada bir tane button koyacak böyle. Basan lazım. Şu an üstünde sura çıksın. Yani randomlı her gerek sura çık ya. Şu anda basan lazım. Şu an geçelim şimdi. HTML'e geleyen. İlk bilen div container muhtarı diyen. Container. Ondan sonra berdiden ilk bilen image öyle de oradan yukarısında. Aşağında olsa button durmalı. Şimdi button dörü dörü ilk bilen. Button id'si fetch cat button olsun. Şu şeklinde ve title'ım şu şeklinde fetch a cat ve şu şeklinde pişirin suratını koydum. Ondan sonra image container'a gelelim. Şuradan bir tane image container'ı da ödeyeceğiz. Image container ve image böyle image tag böyle. Verdiğim source'u yok hali. Bunu özümüz update edeceğiz dynamically JavaScript'in içinde. ID verelim yönü. ID isem name diyelim, cat diyelim ya da cat image şeklinde cat image ve altına da random cat diyelim şeklinde save edeceğiz. Görüşümü bir alak suratım ve button'ım çıktı. Şimdi ben bunun CSS'ini yazdım şeklinde. Videoda videonun aşağına koyuyorum. Eğer isteseniz beğendin, isteseniz sotaydın, silkadın. Görüp şu kodunu görüp yazabilirsiniz. Ben şöyle gelip link edeyim elime. Link ve app.css adı ve save etsem görüşümü yalı şuları yalı. Ve siz elbette siz yüklük biliyorsunuz istediğiniz şeyle. Ve knock'a basan lazım indi şu nem olmalı ve şunun üstünden sonra çıkmalı. Sonra seyredeyim indi. Onun için şuradan gelip ne etmeli şu knopkamı almalı, şu knopkam basılan vaxtı bir event listener koşmalı ve basılan vaxtı API fetch etmeli ben de orada API request etmeli. Şimdi onların burada görgü etmek için ön görgü etmendirin şunu. Document'i add event listener koşalım. Olum ne hilli? Document content loaded. Şuraya alıp. Şu ne hilli şu siz emin oluyanız şu event listener'ın komövüyle nemeden emin oluyanız sizin şu button'ınız ya da elementleriniz DOM'unuz content'ları load etti yani web site'ınızın açılanından emin oluyanız şu event listener'ın komövüyle. Ha oldu web site'm açılanma olsa benim elementim yani button elementim gelen olsa diyen bir funksiyon yerine getir. Şu şeklinde ne şöyle hem de daha yerine getirip bileyim. Şimdi ilk bilen biz şu fetch a cat button diyen şu knopkanı alalım. Const ne mi diyeceğiz? Cat button diyelim. Demdir document not get element by id. id'si ne hilledi? Fetch cat button'dı. Doğru değil mi? Ondan sonra şimdi image'imi de alalım. Şöyle image'im var doğru değil mi? id'si cat image. Şunun şeklinde kopyalayalım. Cat image olayını bulalım. Ve id isem cat image. Şimdi ben şu button'ımı on click event koşmalı. On click event'ine ne hili yerine getiriyorduk? Knock'am. Knock'ot add event listener. Ve vardım ne mi event'im? Click şeklinde. Ve otur koyuyan. Şimdi şu yerde ben funksiyonu yerine getirmeli doğrudan. Şu knopka basılan vakti bir sana bir funksiyonu yerine getirilsin deyip. Şimdi şu yerde ben ne edecek olayım? API fetch edecek olayım. Şimdi onun ne hili yerine getirelim? API fetch edecek olsun. Ya promise ya da async olayım. Şunu async olayım yerine getirelim. Async diyen sonunda. Bir async funksiyonu olayım sonunda şu. Async arrow function. Ondan sonra asynchronous function. Şimdi şu yerde vaat etmeli olayım. İlk bilen fetch etmeli olayım. Const. Ondan sonra response. Dender await. Ve fetch funksiyosu. Ve yayın içinde URL'ım. URL'ım ne mi? Yine şu URL'ım. Şöyle vaat edelim bunu. URL dender şu şeklinde. Ve URL'ım work ediyen indi. Ondan sonra dataları çekersin de. Const. Data. Await.
Nəmələt responsun için nə qədər JSON çıxıqlandığını mən biləyən çoğunun üçün Node.json deyən çoğundan qaraşıyaz. Çünki bunun bir promise return deyə. Eğer de şöyle görürüm olsanız, bir JSON formatı data return deyə. Görb biləyən doğrudan bir array return deyə, bir list şəklində. Ve onun için neden bir sanıq objectim var. Bu objectin için neden id var, url var, ondan sonra genişliği width var, height var. Şolan hem mesela sizin de alıp biliyorsunuz. Şolan hem mesela şu data indi şuna den. Şu data diyen variable'ım. İndi şunu alias. İndi ilk bilen barla yani şu stop için lanam data bana return etti mi deyip. Eğer de data return eden olsa ve datanın 0. indeksin bar olsa çünkü datan bir array mi 0. indeksinde benim cevabım bana gerekse. Şurada ve de diyez. Şu şeklinde ve şurada şu URL'ı bar mı deyip barla yazındı. Onun için şu şeklinde datanı aldık. Yani şu objekti veren 0. indeksi. Şu objektin içinde URL diyen zaten bar mı property'im. Yani bir key'im açar sözcüğüm. Demek ki bana göre kemmedat bağını şöyle. Benim de web sitemde gork ödürüp bileyen de orada. Şimdi şöyle gelen ilk bilin şunun URL'ını alalım. Let image URL diyelim şu şeklinde. Ondan sonra şimdi benim şöyle image'im var orada. Şu image'imin source'unu şu şeklinde update ediyorsun de. Şuna hem attribute'im. Dengdir diyes. Neyimi şu image URL'im diye. Şu şeklinde. Ve indi şu image'imi display edeyen. Get image. Nokot style. Nokot display. Gender. Block diyen. Şu şeklinde. Else olsa demek ki surat tapılmadı ya da bir error çıktı ya da surat yok. Onda nan edeyen. Çünkü şöyle şu şekilde geleyim web sitema şu an surat yok vakti yankıyalı. Neyimi öz bir icon'ı görk edip duruyor orada. Ben şunu görk edilmeyecek olsam CSS'den neyim ettim image'imin display'ini none ettim. Şöyle görk edilmesin. Ben haçan da basan vaktim görk edilip başlayacak deyip. Şöyle geliyiz. Şimdi ben şuna bassam şu API işleye. Ve şu API'den gelen şunun URL'ını alıp benim şu image'imin source'unu döre diye. Yani source'unu update diye. Gelelim. Basayım. Görüşünü diyalık imajım çıktı. Biraz kulol doluyum şunu. Yeni bir gezek basayan başkası geldi görüşünü diyalık. Yeni bir gezek basayan nehir basanınızda bir gezek API request edip neyme diye sizin suratınızın source'unu update diye şu taze URL bilin. Şu şeklinde de neyme biliyeniz API'ları siz JavaScript projectlerinde ulanıp biliyeniz.